Sen bana bir süper et. Kendini nasıl hissediyorsun? Gayet iyi hocam. Normal klasik ameliyatlarda burayı biliyorsunuz kesi yapıyorduk. Gördüm bazılarında. Bazılarını görmüşsündür. Onlarda yan yatma, işte ağır kaldırma gibi bir takım şeylerimiz oluyordu. Hareket kısıtlarımız oluyordu. Onlar da kısıtlı. Ve ağrı şikayetimiz oluyordu. Sizde böyle bir ağrı sıkıntı var mı? Yok hocam hiç. Yani her türlü. Her türlü yatıyorsun evet. Ve sana hani şöyle yat böyle yat dedik mi? Yok. İstediğin gibi yatabiliyorsun. Evet. Ağrın da olmadı. Ağrın da yok. Şimdi... Çok şükür. Çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle bize başvurdu. Son aylarda özellikle şikayetlerin çok artmış olması üzerine klinimize gelen hastaya yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda kalp fonksiyonlarının ileri derecede bozulmuş olduğunu gördük. Bunun üzerine de çift kapak, aort ve mitral kapakların değiştirilmesi gerekli olduğunu kararlaştırdık. Bu hastamıza yaptığımız ameliyat minimal invaziv kalp cerrahisi ismi özellikle halk arasında koltuk altı, meme altı gibi bilinen son zamanlarda tercih edilen bir kalp ameliyatı. Yaptığımız ameliyatta dediğimiz gibi meme hizasını yapmış olduğumuz 5 santimlik kesiyle biz buradaki ileri teknoloji ürünü kameralarla ve bu iş için özelleşmiş bir takım cerrahi aletlerle biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 saat sonra tamamen makinelerden ayırdık. Yoğun bakımda her türlü hareketi yapabilir pozisyondaydı. Yan yatabiliyordu, istediği pozisyonda yatabiliyordu. Ağrıları çok çok azdı. Operasyon sonrasında özellikle sternum dediğimiz bir kemiği 35-40 santim gibi bir kesi yapmadığımız için, hiçbir kemiğe bir şey yapmadığımız için kaburgalar arasında 5 santimlik kesiyle bu işlemi yaptığımız için ağrı son derece az bu hastalarda. Ağrı az olduğu için açıkçası hasta çok çabuk kısa süre içinde toparlayabiliyor. Fiziksel aktivitelerine ve işlerine güçlerine dönebiliyor. Kalp ameliyatları komplike ve ekip çalışması gerektiren bir takım şeyler. Ameliyatlar. Özellikle uyum içinde çalışmaları ve ekibin her birinin bu konuda ciddi anlamda deneyimli, bilgili kişilerin olması gerekiyor. Ve özellikle kalp ameliyatları haricinde minimal invaziv kalp ameliyatlarında da bir takım diğer kalp ameliyatlarına göre çok daha fazla ehemmiyet gerektiren bir ameliyat. Operasyon gayet güzel yani bütün ekip abilerimiz, hocalarımızın geçten hepsi de kalp krizi gibi kalp kapaklarında kaçırma olayı olmuş. Bilmiyorum ben yaylada olmuşum bunu. Şu anda kendim gayet çok iyi hissediyorum. Hareket var yani günde 20 kilometre hiç durmadan yürüyebilirim. Koşabilirim.